Beşiktaş camiası ve Bandırma Spor camiası hiçbir zaman karşı karşıya gelmez. Hiçbir zaman karşı karşıya olmaz. Çünkü Güney Marmara ve bu yöreler her zaman Beşiktaş camiasını kucaklamıştır. Hem dernek anlamında hem de insanlar anlamında. Hiçbir zaman Beşiktaş camiası ve Bandırma Spor camiası karşıya gelmez. Biz buna izin vermeyiz. Çünkü biz kendi çapımızda da, kendi yaşantılarımızla da, kendi yaptığımız başarılarla da Bandırma Spor olarak büyük bir camiayız. Her camianın kendisine özgü hikayeleri var. Biz bu yaşananları Beşiktaş camiası ve Bandırma Spor camiası olarak nitelendirmiyoruz. Evet, ben de dün bunu Twitter'dan okudum. Çünkü basına kapalı bir yerde bazı şeyler söylenmiş ama bildiğim kadarıyla eğer doğruysa söylenilen Beşiktaş Başkanı'nın yapmış olduğu açıklama, üslup, tarz ve yaklaşım Beşiktaş camiasını bağlar ve Beşiktaş camiası da kendi içerisinde bu tartışması lazım. Ben Bandırma Spor Başkanı olarak Bandırma Spor camiasına olan sorumluluğu, çünkü bizim söylemiş olduğumuz laflardan gençler etkilenir, yaşantımızı çocuklar özenir ve tavır ve davranışlarımızı yaşlar kontrol eder. Camia böyle bir şeydir. Biz burada bir camianın makamını temsil ediyoruz ve duruşumuz Ahmet'tir, Mehmet'tir, Cemal'dir, Kemal'dir. O yüzden bizim üslubumuz her zaman aynıdır. O yüzden bu tarz üsluba cevap vermeyeceğiz. Sadece değinmek istediğim konu şu. Biraz özet geçilmiş bunu ama Bandırma Spor'un ve futbolcumuz Kenny'nin sanki bir kulübe satılma ve Kenny'nin de itibarsızlaştırma ve kalitesiz bir topçu algısı yaratılmaya çalışılmış tam olarak. Şimdi eğer futbolcumuz Kenny verimsiz, kalitesiz ve Bandırma Spor'un da bu futbolcuyu satma merakı olarak nitelendirilen bir iddia varsa sadece şunu kısaca geçmek isterim. Çünkü diyaloglarda profesyonellerle de temasta olduk. Seçilmişlerle temasta olduk. Onları da rencide etmek istemeyiz. Bazı görüşmeler gizlidir. Bu camialar arasında kalır. Bazı duruşlar da diktir. Bunlar masada değil, hayatta kalır. Konu şu, 3 Temmuz günü itibariyle tarafımıza Beşiktaş Kulübü Sportif Direktörü Kenny ile ilgili temaslarının olduğunu söylediler. Ve çok profesyonel bir yaklaşım. Biz de kendilerine görüşmeleri için izin verdik. Ve Beşiktaş futbol takımının hocası futbolcumuzla birebir telefonla, yani görüntülü görüşmeler yaptılar. Bir veya iki sefer. Ve Beşiktaş Kulübü futbol hocasının da olumlu referansıyla bizi 5 Temmuz'da Beşiktaş Kulübü'ne davet ettiler ki biz 3 Temmuz günü beklentimiz olan rakamı kendilerine ilettik ve o rakamın sorun olmadığını ve 5 Temmuz'da bu konuyu kapatacaklarını söylediler. Biz de davete icazet ettik ve Beşiktaş Kulübü'ne resmi ziyarette bulunduk. 3 yöneticimiz. Çünkü dernek, burası bir dernek. Biz seçilmiş insanlarız ve derneğin verdiği yetkilerle hareket ederiz. Ve yönetimimden kalmış olduğum yetkiyle ve yazılı ıslak imzayla biz İstanbul'da daha sonra bize söylenen, tabii bunlar olabilir transferler, problem değil. Yani transfer süreci bu tarz şeyler yaşayabiliyorsunuz ama yetişim çok sanattır. Bunu iyi yönetmek lazım. 5 Temmuz'a gittiğimiz zaman zikredilen rakamların %50, %40 altında olduğu ve çok da istekli olunmadığını hissettiğimiz için o gün anlaşamadık ve biz izinlerini istedik ve ayrıldık. Yine de o gün resmi teklif bize gönderirseniz değerlendiririz dedik ve resmi teklif gelmedi. 10-11 gibi ben Bol kampına gittiğimde futbolcumla konuştum. Çünkü futbolcumun anladığım kadarıyla alttan birçok görüşme yapılmış bizim bilgimiz olmadan. Kimler görüştü bilmiyorum. Burada kimseyi zan altına bırakmak olmaz ama futbolcumuz Beşiktaş'la görüştükten sonra bize gelen Belçika Süper Ligi, Rusya Süper Ligi, Türkiye'den gelen teklifleri ve İsviçre Süper Ligi'nden gelen teklifleri kabul etmedi. Bazı teklifleri biz kabul ettik ama kendisi kabul etmedi. Ve resmi teklif bekledik tekrar. O da gelmeyince biz kendisine
doğal olarak Bandırmaspor'un hedefleri var. Bandırmaspor bir kadro planlaması yapıyor ve belli bütçe dahilinde bir sistem kuruluyorsunuz ve Kenny bize kalacak mı kalmayacak mı sorusu çok önemli bir kritik soru. Bunun cevabını da veriyoruz. Ve futbolcumuzun hem mental anlamda hem de tavır ve davranış anlamında çok ciddi bir davranış tersliğine düşünülüyoruz ve kendisiyle yüzde toplantı yaptık. 25 Temmuz'a kadar kendisine süre verdik. Resmi bir izin verdik. Kendisine takım bilgisi konusunda destek vermemiz lazım. Çünkü gençler sonuç itibariyle bir hedef uğruna geldiyse Türkiye'ye ve bu hedefi kendince bir noktada tamamladıysa kendilerine önlerini açmamız gerekir. 25 Temmuz'a kadar süre verdik. Kendisi hala Beşiktaş'tan bahsediyordu ki bizim de bir resmi temas o 5 Temmuz'dan sonra olmadı. Ayın 23'ünde Beşiktaş'tan imzalı Kaşeli, Antepli tarafımıza teklif geldi. Biz bu teklife karşı teklif verdik, Kaşeli imzalı. Daha sonra onlar Kaşeli imzalı teklif verdiler ve biz de yönetim kurulumuza değerlendirerek ayın 23'ünde gelen bu teklifi aynı gün akşamında hem sözlü hem de dijital mecra üzerinden, mobil sistem üzerinden kendilerine tamam hayırlı olsun dedik ve mutabık kaldık. Pazartesi günü itibariyle resmi işlemlerin başlatılması için de ekiplerimizin konuşması konusunda da antat kaldı. Pazartesi oldu, salı oldu, çarşamba oldu. Çarşamba günü Enkulu konusu geldi. Yani 3 Temmuz'da başlayan süreç 27-28'de bir Enkulu ile alakalı bir, onu da bir sosyal medyadan duyduk. Bir iletişim olmadı ki bakın tekrar söylüyorum. Transfer döneminde her şey olabilir. Her türlü gelişme olabilir. Ama bizler de bir camia yönetiyoruz ve bir Bandırma Spor taraftarına ve camiye karşı sorumluluklarımız var. Biz Bandırma Spor'un menfaatleri için buradayız. Bizler seçimleri seçeceğiz. Sonrasında biz Beşiktaş'a Kaşeli ve Antepli yazı gönderdik. Dedik ki tarafınızdan bize gönderilen teklifi biz kabul etmiş olmamıza rağmen, sizle de antat kalmamıza rağmen resmi bir girişimimiz olmadı. Lütfen bize resmi olarak bu süreçleri başlatınız. Aksi takdirde 29'a kadar bu dönüş yapılmazsa biz kadro planlamamızı ona göre tekrar revize edeceğiz. Ve yine dönüş yapılmadı. Sonrasında biz Twitter'dan sportif direktörün Kelly transferi askıda kaldığını duyduğumuzda açıkçası sadece açık kusura bakmayın denmesini beklerdik. Bu da olmadı. Beşiktaş Başkanı'nın yapmış olduğu bu açıklama sonunda tarih şunu yazacaktır. Beşiktaş Başkanı Bandırmaspor'a yapılan bu tarz ve üsluptan dolayı bir özür borçlu olarak yazacaktır tarih. Bu konu burada kapanmıştır bizim için.